Kıraathane'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Ben Kaan Karsan. ben Zeynep Ocak. Ben de Hasan Cömert. Bir kafa karışıklığına mal vermemek için Artık 3. yılda bunu düşündük. İsim kartları koyduk. Çünkü artık kıraathane bir sempozyuma Aynen. çevireceğiz. Elimizde bu arada Gözde Mutlar ve Ceren Buray'ın da kartları Evet. var. Onları da Onları tutuyoruz da yedekte. gerekirse arada ekleyip çıkaracağız. Artık böyle. Kanalımıza gelen herkese lütfen bunlardan birer Abi tane yalnız kendine çok güzel, bastırıp çok gelsin. güzel bastırmışlar. Bak basın bayağı iyi Hasan. Yani güzel olmasa Kaliteli. almazdık zaten. Kaliteli bir basın. Bunu bir etkinlikten yürüttük arkadaşlar. Masamızda duruyordu. Tabağımızın yanında duruyordu. Aynen. Bir tek biz yürüttük kendimizinkini. Ben çıkarken baktım herkesinki duruyordu. Herkesinkini alsaydınız. Keşke. Başkasını kan sekmanı bile almasaydık Vallahi lan alsaydık keşke. keşke. Hakikaten öyle. Tanem ve manem hepsini alsaydık. Tanem Sivar, kan sekman burada. İsra Dermancı oldu böyle. Neyse. Hesabı event o. Evet, hoş geldiniz. Videomuzu likelamayı lütfen ihmal etmeyin. Evet. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Katıl var. Katıl'a da bekleriz. Orada her hafta pazar günleri canlı yayın Dün yapıyoruz. gece astrofizikçi hoca bağlandı Hakikaten ya. arkadaşlar. Dün ya bir ne meslekler arkadaşlar katıldı. Bunu Gelin biraz valla. konuşalım abi yani. İleride bir konsey, bir hükümet, bir kutsal motor hükümeti oluşturmayı Biz düşünüyoruz. ülkemize hazırız ya şey. Vatana, millete, hizmete hazırız Ya bir aslında. ajandamız var. Var. Ne yaptınız bu hafta? Yoruldunuz. Vallahi yorulduk be Hafta kanıtçı. yorucuydu hakikaten. Hakikaten ne yaptık Her gün ya? bir çekim vardı ya da başka bir şey. Uzun bir gün gibi geçti hafta. Sen şeylere laf edecektin. Sağ sol ses geliyor, yorumlar ne Edeceğim. diyecektin? Aynen, iyi Arkadaşlar şimdi ilk hatırlattınız. bölümümüz yayınlandı. Evet. Şu mint yeşilini, İslamcı yeşili diyenlere öncelikle teessüflerimi iletiyorum. Yani hani İslamcı yeşili görmesek inanacağız Ama yani. belki ışıktan dolayı o Yani tarafta mı? Kopenhag'ın ünlü mint yeşili oldu sana İslamcı yeşili kancım. Ben en çok buna üzüldüm. Devam şimdi. Bir de çok şeyi gördük. Hani ses işte sağdan geliyor, soldan Hı. geliyor. Arkadaşlar bir şey denedik. Dedik ki farklı açılardan bizi atıyorum. Hasan oradan olsun ama sesi öbür taraftan gelsin. Ben burada olayım. Benim öbür taraftan Ha. gelsin ve sizi çevreleyelim. Ha. Beklemediğiniz şekilde o sesle sizi çevrelemek istedik. Kulaklıkla dinleyenleri özellikle. Ne oldu? Anlaşılmadı. Ve çevrildik. Yorgos Lanthimos Doctut da yapsaydı Aynen. hocayı akışıyorlardı şimdi ses Aynı mesajı ekip. akışıyordu. Aynı ekip akışıyordu ya. Kesin görüyorum yani. Bir de biz uyarmıştık zaten sesle ilgili bir şeyler deniyoruz. Yakında düzelecek Deniyorum. demiştik. Bunu da söyledik yani. Bakalım bu sefer neler deniyoruz. Deniyoruz arkadaşlar biz. Çağnur az önce deniyordu hakikaten bir şeyler orada. Ne dedin Çağnur? 3 Hz ne kadar fark ediyor dedin. Doğru mu? Ben bir de hafta boyunca telefonlarımızı sürekli arayan ve internet taahhütümüzün bittiğini bize sürekli söyleyen o 850 numaraları bir kez daha buradan O seslenmek herkesin istiyorum. Evet, aramayın belalısı. arkadaşlar, artık delirtici bir Aa, şey. siz Yani ben açıyor çok musunuz ki? sinirleniyorum. Ben artık açmıyorum da arada yani 100 kere arayınca da bir denk geliyor, açıyorsun. Fark etmeden bile Ha. açtığım oluyor. Ben şu no'ya basarım hemen tıkır. Hasan hep Hasan hep açıyor. açıyor Ve her hakikaten seferinde de abi. konuşuyor Hasan onlarla. bütün mesela 0262 Hasan açar. 0850 Hasan açar. Her şeyi de Böyle açmasan. bilinmeyen numara. Hasan açar. Mesela ben asla asla açmam. Ben de Yani açmıyorum. açılır mı ya bu devirde? Ben biraz sinir boşalması yaşamak için de bilerek açıyorum. Günde Hani bir saat birine gün patlayayım. içerisinde patlayamayacağım için yakınlarıma, çevremdekilere. O yüzden oraya Sen en sinirini azından... boşaltmak için açıyorsun Evet, yani. gayet iyi oluyor. Karşı taraf da bana boşaltıyor. Bir karşılıklı bir şey oluyor yani. Vallahi ilginç evet. Ya buradan avukatları da Mantıklı. göreve çağıralım. Çünkü yani internet taahhütümüzün bittiğini bize bir yalanla söyleyen, taahhütümüz bitmemesine Evet, rağmen. avukatımız Alper ne olur abi bu konuda biz senin Abi. kapını çalacağız. Alper eyvah. Hapis yok. Hayır canım benim izliyorsan Alper seni çok seviyoruz. Ben bir de mesela şöyle de kabalıklar yaptığınız olur mu? Mesela benim çok olur. Mesela aradı. Açık sarı Evet, ben mesela hiçbir açıklama yapmadan kapatırım. İlgilenmiyorum demeden Belki de falan. en doğru yol. Dinle. Gerçekten öyle bu arada. Türk attık. Görüyorsun bak. Çıktıktan Sessiz. Bir sonra daha aramıyor mu sessizliğe bak. sonra? Onlar sürekli arıyor çünkü. Aramıyor. Arıyor bir daha kapatıyorum. Mesela 10 gün sonra bir daha arıyor. Çıt bir daha. Ya herkes deliriyor zaten. Twitter'da görüyoruz ya. Ara Herkes bunun markadan istiyor. sprawl attık. Hemen. Bir de şey var. Mesela arıyor, çalıyor. Ben bekliyorum yani. Evet. Bir de böyle var ya. Yani bekliyorum. Mesela inanılmaz Yani bekliyor sistem olmaz öyle mıydı? çünkü yani aranıyor bir de ben orada bekliyorum o taraf çalıyor yani. Sonra Allah bir de düştükten sonra şey diyor. Bir dakika bekleteceğim şu an sistemde isminizi kayıt. Yani ben niye bu kadar Allah. bekliyorum yani Ya giriyor sen Hasan sistem. deli misin ya? Nasıl bunlarla yaşıyor olabilirsin? Nasıl Sen niye kapatmazsın? hakikaten açıyorsun her seferinde ya? Ben Bunu biraz anlamış açalım. değilim bunu ya.
Tek sebebi bu mu yoksa ayıp olmasın? Yok ne ayıp, o yüzden ne değil bileyim, tabii ki. Ayıp olmasın mı? Hayır tabii ki o değil diyorum. Yani. Ne peki Aslan? Bilmem yani günlük göstermek, günlük göstermek var ama gösteremiyorum yani. Sen de eğlencesindesin gibi geldi. Eğlence değil ya, tam tersi. Bir kavga hali yani. Geçen aramıştınız. Günde ama sen bir saatini falan seni arayan tanımadığın numaralara harcıyorsun gibi. Hasan'ın markalarla toksik bir ilişkisi var diyebilir miyiz gerçekten? Hayır ne zaman görürsem telefonda bir... Love and hate bir ilişkisi var Hasan'ın markalarla. Bir müşteri temsilcisiyle konuşuyor. Ya. Devam. Bir de bize açıklama yapıyor. Hanımefendi daha önce de söyledim. Ben bu tip kampanyalarla ilgilenmiyorum. Evet. Benim tavsiyem ama yapılan vakte bak, bak vakte bak. Arkadaşlar bir şey ama o arada da şey yapıyor. Maçını izlemeye devam ediyor mesela. Hayır. Bir de şunun da etkisi var tabii ki. Son dönemde ofisteki her şey benim üzerime olduğu için yeni şeyler bağlandı ve gerçekten doğru. Gerekli bir şey bizim olabilir diye davranıyoruz. İşte şimdi seni dinliyoruz. Yöneticimiz Hasan'dır bizim. Güzel. Bu konuda da dertleşmiş olduk. Arkadaşlar şimdi ekranlarınıza çok güzel bir şey gelecek. Bir tablo. Biz bunu yeni sezonumuz için özel olarak hazırladık. Ellerimizle teker teker insanları kimin masamızda oturabileceğini seçerek. Kendi son yemeğimizi tasarladık. Kendi niye biliyor musunuz? Yemeğimiz. Kendimizi İsa gibi görüyoruz çünkü. böyle de bir şizofreni içinde olduğumuz için ne dedik? Biz kendi son yemeğimizde kimler olur dedik. Ama İsa'nın son yemeğinde ona ihanet edenler de var. Var. Biz ama öyle yapmadık. Bize ihanet eden yok. Bizde yok. Sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı koyduk. Ama bilemeyiz. Yarın öbür gün bize ihanet edebilirler tabii ki yani. Bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Koymuştuk. Tabii. İhanet ettiği için çıkardık. İhanet, çok üzüldük. O yüzden her an ihanete her zaman açık olacaksın arkadaşlar. Bu masadaki kimse o koltuğa güvenmesin, sandalyesine güvenmesin. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Buradan seslenelim buradaki. Gerçekten şimdilik varsınız. Tasarım yapılırken setteki haberi geldi. Ay ona ne üzüldük ama. Çıkarmak zorunda kaldık gerçekten. Neyse bizde ihanet eden yok. Şu anda yok en azından. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı masa etrafını topladık. Bu arada buraya gelmiştir ya da önümüze gelmiştir. Büyük biraz ama bu video yayınlandığında sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşmış olacağız. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Bir de sürprizimiz var. Bu tablodaki bizim de yanımızda oturmuş olan 12 kişiyi tahmin edebilirsiniz. Yani bu isimlerin kimler olduğunu direkt bu fotoğrafa bakarak YouTube yorum olarak aşağı yazabilirseniz. Bu tablonun size bu tabloyu bastırıyoruz. Aynen, aynen. Bastırıp gönderiyoruz. Çerçevesini yaptırmıyoruz. O kadar doğal da değil. Olarak, kendiniz yaptırırsınız. Bir de yani bize ne yani sizin çerçevenizden. Bir de yani bilmiyoruz onu hangisini seçeceksiniz. Hangi renkli seviyorsunuz filan. Bastırıyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlar. Kutsal motorlardan. 3 kişi. Yalnız zor arkadaşlar söyleyelim. Yani 12 ismi bilmek gerçekten zor. Ben evet. Bilen çıkacağını sanmıyorum. Biz isimleri bilmemize rağmen birini tanıyamadık. Bu evet. Kim dedik. Bu kimdi lan dedik. Listeye baktık. İsim listesine baktık. Oradan çıkardık sonra da. Çünkü tablo da zorlayıcı. Yani evet. Orada çünkü yerleştirme, bazı yandırıyor. Çok zor. Kolay bir de, gelsin. Bu masa nasıl bir araya gelmiş olabilir? Bir hikaye yarışması başlatıyoruz aynı zamanda. Hikaye yarışması. Onu da bize yazıp gönderirsiniz. Bir daha söyleyelim. Resmi sosyal medya hesaplarından bakabilirsiniz. Büyükçe görebilirsiniz. Yorumlarda artık buluşuruz. Bakalım evet. Kimler biliyor. Evet konularımıza başlıyorum. Arkadaşlar Recep İvedik 7 geliyor. Buradan iyi bir haber verelim. 9 Aralık'ta Disney Plus'ta. Hayırdır? Biz bu konuyu niye konuşuyoruz? Hakikaten öyle. Ne oldu da biz Recep İvedik 7 hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Ekrana şimdi şeyler gelsin. Bütün Recep İvedik filmlerinin afişleri sırasıyla bence gelsin. Birden başlayarak 7'ye doğru bir yolculuğa çıkalım. 7 sonra İlk 6'sı gelsin sonra 7'ncisi. Tamam ilk 6'sı burada gelmişti zaten. 7'ncisi geldi şimdi. Şimdi arkadaşlar bu ilk 6 ve 7 arasında ne oldu? Şahan Gökbakar'a ne oldu? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü ben baya iyi yapış yani bence. Baya iyi yapış. Yani Kurak Günler'le aynı gün giriyorlarmış vizyona. Kurak Günler'in vizyon afişini koymuş biri geçen gün. Biri de Recep İvedik'i koymuş ve demiş ki ülkenin özeti gibi bir gün demiş. O kadar doğru bir tweet ki keşke kimin attığını kaydetmiş olsaydım da paylaşabilseydim. Bakar mısınız? Şu minimalizme bakar mısınız gerçekten? Şahan Gökbakar biliyorsunuz bu orman yangınları döneminde canhıraş bir mücadele vermişti. Sosyal medyasından da sürekli canlı yayınlar açarak haber verme işlevi de üstlenmişti. Burada yine bir çevrecilik görüyoruz anladığım kadarıyla. Tabii, ormanlar husus olunca Şahan Gökbakar bile artık yeto demiş yani.
Evet. Bakar mısın ya afişin minimalizmine bir bakın ya. Recep İvedik'in o imzası gibi olan evet. Şey yapısını, tüy yapısını alıp yüzdeki tüy yapısını. Tüy yapısını bir ormana, bir ağaç, bir yeşille evet. Garnitüre çevirmiş. Gerçekten ne desem bilemedim vallahi. Evet. Ya Pixar afişi gibi afiş ya. Vizyona girseydi yine bu afişi yapar mıydı? Çünkü vizyondaki insan kafa görmek istiyor ya. Bu bir şey ticari olarak. Yok, vizyona girse şu afişe geri dönerdi herhalde. Diyorsunuz. Tabii. Biraz vizyonla da alakalı. Vizyona girmiyor mu bu? Yok. Sadece Disney'de. Disney'de girecek. Wow. Disney'e bak sen ya. Nedir beklentilerimiz? Bir 6'sını baştan izleyelim mi? Hayır. Asla, anlamak için, asla. Anlamak için değil mi? 7'yi anlamak için ilk 6'yı izlemeye gerek var mıdır acaba? Kaç tane Recep İvedik izlediniz? Ben 1. Ben de. 1. Ben 3 tane izlemişimdir. İzledim 3 tane. 3 tane izlemişimdir. Sevenlerine tabii ki bir şey demeyeceğim ama benim hiç katlanabildiğim bir şey değil yani. Benim de maalesef. Yani artık ama, yedi... ama yani seni 2022 yılında da gerçekten Recep İvedik gömmek de yani biraz evet. Şey geliyor bana yani. Ama yediği merak... Okey abi tamam yani zaten Recep İvedik'le ilgili söylemeyecek her şey söylendi. Bütün eleştiriler yapıldığı için. Yok ama yediği bence bir bakacağız yani. Bu afişteki farklılık filmin kendisinde de var mı? Bakacağız çünkü Şahan Gökbukar zaten açıktan açığa politize oldu. Yani sosyal medyasını. Ne kadar her zaman harika şeyler yazmasa da politik bir mecra olarak kullanmaya başladı. Pişman mıdır acaba? Mahluba tepsisi gününde orada oturduğu için. Pişman gibi gözüküyor. Ya bir pişmanlık sezdiğim için ben de bir tık sempati uyandırdı hatta yani. O tepsi. Bu son döneme. Evet. Onu da açıklıkla söyleyebilirim. Ve bu filmden de tabii ki bir acaba gündeme. Çünkü hani Recep İvedik'in sonuçta gerçekten bir gücü var. Hani bu ülkede en çok izlenen filmlerden biri. 6-7 milyonu sinemalara götürebilen bir fenomenden bahsediyoruz. Ya. Acayip bir durum gerçekten. Siyasi parti gibi bir film gerçekten. Ama yani yayınlanacağı yer Disney sonuçta. Yayınlanacağı yer göndermelerden Disney. İbaret kalır böyle yani küçük göndermelerden ibaret kalır bence. Muhtemelen yani ama şey de var. Tamamen ne çıkacağından bağımsız olarak söylüyorum. Potansiyeli var. Hani karakterin toplumdaki kurulumun onu alıp gerçekten başka bir şeye dönüştürme potansiyelini taşıyor. Ama dönüşecek mi? Bakalım 9 kendi, Aralık'ta göreceğiz. 9 gerçekten Aralık için. Öyle. Kendi kitlesi için önemli bir dönüşüm hakikaten. Yani bir muhalefet var mı ortada tabii ki. Ya yani şey üzücü. Var diyemeyiz galiba. Çevreci bir mesaj görünce heyecanlandık mesajını sadece hani afişte. Yani şey çok çevreci ilginç abi. Mesaj. Çevreci mesajın Recep İvedik karakterinden geliyor olması çok ilginç. Yani nereden tutsan bir oksimoronluk var ya meselenin içinde. O çok acayip yani. Ama yine de bu afişi sevdim ben. Yok hele afiş bence güzel tasarlanmış. Kurak Günler'in afişi gerçekten uzun zamandır gördüğüm en film mi bu kadar karşılamayan bir afiş olamaz ya. Çok kötü bir afiş. Ki yani. Kandaki afiş çok iyiydi. Kesinlikle evet. Ama zaten Kandaki afişin üzerine iki tane yani eşek kadar yüz geldi birbirine bakan. Ya. O afişin üzerine geldi yani. Bir de hani kötü de bir Photoshop yani. Bir yedirilmemişti o. İki tane gerçekten ünlü erkek kafası karşılıklı böyle pat diye gelmiş. Hani bir şey de yok işin içinde, bir tasarım da yok. O çok ya ne bileyim çok kötü ya. Yüz gösterelim. Üzücü yani. Yüzü gösterelim. Abi gene göster de bu tasarım. Gene göster. Şeyleri, yüzü gene göster. Bu tip şeylerin bir filmi gerçekten izlettiğine dair bir çalışma, bir araştırma bir şey var mı ya? Vardır ki hep yüz oldu. Hollywood'da da böyle çünkü. Hollywood'da da yani en çok izlenen filmlerde hep kafalar görürsün. Ama Hollywood'daki kafalar böyle olmuyor. Tasarım i̇şte olarak bir tasarım var ortada. Evet bir tasarım yok. Ama gene kafa gör. Tamam. Arkadaşlar sizin Türkiye'deki seyirci mantığı böyle bir estetik kaygısı var mı? Ya bence senin yok. Olsun abi film sahibi olarak. O ayrı ben genel olarak bir söylüyorum. Bir de Kurak Günler seyircisinin bir zahmet bir estetik kaygısı bekleyelim ha. Yani başka sinemalı seyircisi ya bu. Kurak Günler'den bahsetmedim. Kaan'ın sorduğunu dedim yani. Diyor böyle bir gerçekten karşılığı var mı? Yani estetik kaygısı yok bu seyircinin. Yok estetik kaygısından değil ya. Direkt kafa var iki tane adam birbirine doğru bakıyor. Diyor tabii mesela bu oynuyormuş diyor gireyim diyor. Böyle oluyor. İki tane romantik komedi. O hay Kurak Günler'de ama mesela Kurak Günler'de. Kurak Günler'de yok. Zeynep'e katılıyorum ben. Kurak Günler'in seyircisinin bence bir estetik kaygısı var tabii ki ve bence de onlara göre yapılmalı ama burada büyük şirketler de var ya işin içerisinde. Bence onların biraz Emine şeyle oluyor. Var mı öyle bir şirket ya? Ay yapım var. Ama yani Ay yapım da herhalde burada afişi yani bu ya bu sadece Ay yapıma kesilemez ya. Burada hayır bir sadece onu kesilemez. Kötü afiş çok kötü. Niye abi? Ne taş gibi film çekmiş sizce, ya. Vallahi izlenir mi yani? Bence izle. 150-200 bin diyorum. Vallahi bir 150 bin diyorum. 150 bin diyorum. 200 bini bugüne kadar Nurbi Geceylan gördü sadece. Ben bir 150 bin diyorum o zaman. İnşallah. İzlenir o kadar. Umarım izlenir. Ben isterim yani. Evet, bu filmin çok fazla izlenmesini isterim ama tahminim 90-100 bin galiba. Benim de evet yani. Ya 90-100 bin bile bana şu anki iklimde fazla geliyor mesela. Söyle. Ben 50 bin, 40 bin, 50 bin, 40-50 arası okay bence. Evet. İyi de izlenmiş derim. Ben de 90-100 diyorum. 90-100 diyorsun. Ben de 100-120'yi alayım mı? 120. Aha, 100 ile 120 arasına.
Tamam, %100 numarası sende. Acayip pozitif tahminlerde bulunduk. Ya biraz 10 lira bastık mı? 10 lira. Biraz kazanan 30'u alır. Tamam. 30 lirasına mı iddia ediyorsun? Ne yapalım? 20 olsun. 50 olsun mu? Peki sizce Disney Plus'ı başka bir yere taşır mı? Recep İvedik'in orada çıkıyor olması. Taşır. İlk kez bu kadar ses getirecek bir işi olur. Konuşulur diyorsunuz yani. Tabii yani. Şimdi, İzlenir. Bu işleri ne kadar izleniyor bilmiyoruz. Yayınladık. 3 tane dizi var. Ben çok izlendiğini düşünmüyorum ama memnunlarmış gibi haberlerde alıyorum. Bu da klasiktir bu arada. Çok memnunuz. Üye sahibi bize artıyor da. Önemli olan etki alanı ya. Bu dizilerin ben hiç konuşulduğunu görmüyorum. Netflix'in her dizisi yarattığı etkiyi ben Disney'in dizilerinde görmüyorum. Ama Recep İvedik bayağı yaratır. Disney'in en büyük yatırımı Türkiye'deki herhalde. Bakalım nasıl karşılık bulacak. 9 Aralık'ı bekliyoruz arkadaşlar Recep İvedik için. Bir de Atatürk dizisi var orada. Aa, doğru. Aras Bulut'un Atatürk'ü. Evet, o da doğru, çok o da ses geliyor. Getirir. Evet, sıradaki konumuza geçelim. Arkadaşlar, hafta sonu Suç ve Ceza Film Festivali'ne gittiniz. Ve bir film izlediniz. Filmin yönetmeni Kutlu Ataman'dı. Filmin adı da İlal, Feza ve Diğer Gezegenler'di. Nasıl buldunuz ya? Bu filmi merak ediyorduk. Sizden dinlemeyi heyecanla bekliyorum şimdi. Sen başlamadığınızda ben sadece Suç ve Ceza ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Suç ve Ceza Film Festivali gerçekten tematik bir festival. Ama güzel bir seçkisi oluyor. Yani başka festivallerde böyle belki aralarda kaybolacak ya da görülmeyecek filmler burada belli bir tema etrafında toplanıyor. O anlamda güzel bir festival. Hani adını geçirmiş olun. Sonraki senelerde takip edilebilir. Ve Kurak Günler'de galasını orada yaptı bu arada. İstanbul aynen. Galasını. Biz de orada şeyi gördük. Yani merakla beklediğimiz Kutlu Ataman'ın filmini. Evet, uzun zamandır gittik. Bekliyorduk. Çünkü son filmin üzerinden herhalde bir, değil mi, 7 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Daha bile çok olabilir. Kuzunun üzerinden Altın Portakal almıştı en iyi film o sene yarıştığı sene. İyi de eleştiriler almıştı yani. Ben ilk dönemini sevenlerdenim. İki genç kız özellikle ya yani en sevdiğim, yani romanını da çok severim. Filmini de bir o kadar sevmiştim. Hayatının da ilk dönemini herhalde. Evet, hayatımda ilk dönemini. Ya zaten bence Kutlu Ataman'la ilgili yani bu konuyu konuşacağımızda böyle sabah böyle düşündüm yani. Ne desem acaba bu konuyla ilgili diye. Çünkü çok karışık hislerim var Kutlu Ataman'la ilgili. Yani, benim çok net. Ha? Benim çok net. Ne güzel. Yani şeyi anlayamıyorum gerçekten. Bu kadar yetenek vaat eden, zeki kesinlikle ve yani yetenekli olup gelecek vaat eden, yani bir potansiyel vaat eden birinin bu kadar çevresinde olup bitenlere, bu kadar yani hükümetin bu derece nobranlaştığı ve bu derece sertleştiği ve bizatihi yani Kutlu Ataman'ın da dahil olduğu komüniteye birebir günde 24 saat saldırıda bulunan bir hükümetin nasıl savunuculuğunu yapabiliyor Twitter'da. Bu Kutlu Ataman'la bu Kutlu Ataman'ı bir araya getiremiyorum. Ortada çok artık büyük bir sorun var bence. Şu anda artık yapmıyormuş. Yani bilmiyorum tabii şu andaki son 10 gündeki durumu. Ama benim maalesef hafızamda çok korkunç tweetlerle ve açıklamalarla kaldı kendisi. Üzgünüm. Yani gerçekten de üzgünüm. Yani ben diğer hani haterları gibi değil, gerçekten üzüntü var içimde. Yani iki genç kızın yönetmeninin ve eşcinsel bir yönetmenin 24 saat eşcinselleri hedef gösteren ve nefret suçu yayan, diğer bütün suçlarını geçtim bakın. Yani AKP'nin diğer bütün günahlarını geçtim yani. Kadınlara olan bakış açısını ve yarattığı polis şiddetini, ekonomik buhranı, işte Kürt hareketine yapmış olduğu korkunçlukları, bütün günahlarını bir kenara bıraktım. Yani acayip bir şey yaşanıyor gerçekten LGBTİ+ bireylere. Ve bir trans filmi çekiliyor. Ama translara bir an bile nefes alanı bırakmayan bir iktidarın övücülüğü yapılıyor. Şimdi bu tip şeyler benim yani kafamda bir yere oturmadığı için ya filmi konuşmak içimden bile gelmiyor. Yani dünyanın en iyi filmi olsa ne olur, dünyanın en kötü filmi olsa ne olur. Yani film okey. Teşekkürler. Yani başörtüsü ve trans meselesini yan yana getirmiş olması tabii ki bir anlam ifade ediyor. Etmiyor desem yalan olur. Ama orada daha çok tek boyutlu olduğunu düşünüyorum her şeyin. Yani sadece mesele operasyon ve başörtüsünden ibaret değil. Bunlar birer yaşayan insan. Bu karakterler kim? Teknik açıdan zaten yani bir fecaat var ortada da içerik açısından da ortada bir karakter görmedim ki ben. Yani bu insanlar kim? Yani nasıl duyguları var? Ne yaşıyorlar? Sadece dönüşüm ameliyatından ya da başörtüsünden ibaret değiller yani. Tamamen hayatlarının merkezinde olan konular bunlar olsa da aslında bunlar bir birey ve bir takım bir gündelik hayatları var. Yani bir konuşmaları var, meseleleri var, bir gerçek bir karakter yaratırsın ya. Bunlardan biraz yoksun olduğu için ama evet. Benim için çok net bir mevzu açıkçası. Bir kere son 20 yılda iktidarı yanmayan sarayın yönetmenleri bakanından 3 kişi var. Semih Kaplıoğlu, Derviş Saim ve Kutlu Ataman. Yani geçmişte gerçekten saygı gören
önemli filmler yapmış. Ve sonra iktidarla birlikte başka yöne kaymış 3 tane isim. Kutlat'ı onu ben de bu diğer ikisinden ayırırım. En azından kendi kimliği nedeniyle, sineması nedeniyle de. Anlattığı hikayeler nedeniyle de. Diğerleri için daha kolay çünkü sarayda bulunmak, onların propagandasını yapmak, nefret suçu işlemek. Kutlat Aman'ın bu filmin yapımcısıyla birlikte, Zeynep Atakan'la birlikte o korkunç tweet'i 100 yıl boyunca kalacak yani. O tweet'i herkes hatırlayacak. Bu filmde de tekrar bir aradalar. O yüzden bunları hatırlamak gerekiyor. Çünkü bunların bir şey olması lazım, bir izahı olması lazım. Yani bu film de çünkü şöyle başlıyor. 28 Şubat sonrası diye başlıyor. Ben buraya çok takıldım. Daha filmin başı daha. 28 Şubat sonrası diye bir cümle bence bu ülkede kurulamaz. Cumhuriyetle yüzleşmek istiyorsan 28 Şubat'ta başlamıyor Cumhuriyetle yüzleşmek. Yani bu bir 100 yıllık hikaye. Herhangi bir yerini anlatabilirsin tabii ki. Ama 28 Şubat sonrası bu ülkede bir şey anlatıyor gibi yapıp orayı böyle o kadar ince bir detay ki o yani. Sanki her şey 28 Şubat'ta başlamış gibi yapıyor. Yani Zeynep'in bazı dediklerine katılıyorum. Evet, transların ve başörtülerin aynı özgürlük mücadelesi içinde verdiği bir dönemi anlatıyorsun ama amaları çok fazla. Çünkü şuradan dolayı fazla. Zaten Kutlat Aman'ı şeyden ayıramıyoruz. Diğer yönetmenlerle birlikte. Bulundukları siyasi iklimden ayıramıyoruz. Paylaşımları, savundukları fikirler. Bilgi eksikliği zaten her zaman belliydi. Çünkü savunduğu şeyler o kadar çarpık fikirlerle doluydu ki. Yani bu ülkede bir iktidar var. Zaten bir yaratıcının bence herhangi bir yaratıcının herhangi bir iktidara yanlaması zaten bir vasatlık getirir, bir muhafazakarlaşma getirir. Dünyanın neresinde olursa olsun böyledir. Çünkü kesinlikle iktidar dediği şey bir sürekli muhafazakar... Sürekli eleştirilmemiz gereken evet, bir mekanizmadır abi zaten. Bir de senin anlattığın dünyayı bir şekilde kısıtlayacak bir iktidardı bu. Fark etmez. Ki AK Parti gibi hani ne diyor belli olan bir iktidara yanlamak bambaşka bir şey. Kutlat Aman şimdi bilinçli şeyi söyleyeyim. Teknik anlamda bu film gerçekten katlanılabilir bir şey değil. Yani ses açısından da, görüntü açısından da yani göze ve kulağa yapılmış bir suikast bu film. Yani izlenmesi çok zor. Yani Apple'ın yanında olsam dava açarım mesela. Öyle bir film yani. Yani bu nasıl çekilebilmiş ya? iPhone kaçıncı modeli 8. bilmiyorum ama hani 8'de bile böyle bir şey çekilemez yani. Ütüyle mi çekilir? Filmin yapımcısı var, kocaman bir ekip var. Yani teknik yetersizlikleri anlarım bu arada. Benim bahsettiğim öyle bir şey değil. Teknik yetersizliklerden bir yaratıcılık çıkarırsın ya. Böyle olduğu gibi her şeyi takip kamerasıyla çekmek falan yani ya, hiç tabii. Işık, ses, miksaj hiçbir şey yok. Bir de tekneye girersek tabii yani kurgusu ve yani bir şey, yani. Şey gibi yani hani gerçek kesitin film hali gibi yani. Asıl organik durumlar arka arkaya kurgulanmış gibi yani hani özellikle başörtülü kısmı. Renkler falan da hiç üzerinden geçirilmemiş yani hiçbir şey özen göstermemiş. Dublaj yapılmış. Ya dublaj yapılması sıkıntı yok ama o dublaj ses bandı o kadar kötü ki sürekli başka bir ses geliyor, başka bir dalgadan geliyor, ses alçalıyor, yükseliyor, bazı şeyler anlaşılmıyor. O yüzden teknik olarak filmi gerçekten ciddi almak mümkün bir değil. Bir de Hilal aksı çok tek boyutlu tabii. Yani yine Feza aksında daha onun kendi bildiği bir dünya olduğu için daha iyi işleyen bir yapı olduğunu tabii söylemek dil, mümkün. Evet, dil olarak karakterlerin dünyası olarak orayı biraz daha bile. Hilal'de de şöyle bir şey yapıyor. Bence birkaç akıllıca tercihi var mesela. Direkt başörtülü bir karakteri merkeze koymuyor. Başörtü yasağına karşı onu bir protestoya çeviren bir karakteri izliyor. Bunlar bence iyi tercihler. Hani en azından dışarıdan bakan, üstten bakan bir yerden olmayayım diyor da yani Kutlat Aman her şey üstten bakmak olduğu için. Yani böyle gerçekten ülkenin o dönemine tamamen liberal bir yerden bakıyor ve bir mağduriyeti sadece özneler etrafından anlatmaya çalışıyor. Halbuki bir dönem anlatıyorsan o döneme dair bir şey söylemen lazım senin. Öncesine sonrasına dair. Mesela ben bu filmin sonunda şey beklerim. Bu filmi ciddiye almam için en azından şöyle bir şey duymam lazım. Eğer böyle bir dönem anlatıyorsan sonunda ve başörtüler ve translar başörtü sorununu kullanarak iktidara gelen bir iktidar tarafından hala ülkenin %90'ı ile birlikte büyük ayrımcılığa uğruyor diye bir cümlen olsun. Yani bu sanki gerçekten bambaşka bir mevzuymuş gibi. Sadece bir döneme ait bir hikayeymiş gibi. Tabii yani kurduğu çerçeve de çok maalesef tek boyutlu yani işte hani sadece yani başörtülü kadınların sadece başörtüsü mücadelesini hani onu öyle bir ya sinema böyle bir şey değil abi. Gerçeğin kendisine rakip olan bir şey değil yani. Sanat eseri öyle bir şey değil. Hani ve Kutlat Aman bunu yani en iyi bilen yönetmenlerden gerçekten bir sanat eserinin ne olduğunu uzun zamandır bir kolektör olarak da kendisi. Dolayısıyla yani hani bir gerçeğin kendisini orada göstermektense hani onu çok daha bir arka plana alıp bir karakter kurmak, bir hikaye, bir başı sonu olan bir ya böyle bir şey de izlemiyoruz ki bir hikaye yok. Bir kesit gibi aslında.
ve sloganlar atan, arka arkaya montajlanan bir kesit gibi. Ki zaten bazı yerlerde şey yapmış. Bakın ben yeterince etkileyemedim, size biraz da gerçek görüntü koyayım diye haberlerden gerçek görüntüler kullanmış. Ama yani Zeynep dediği gibi gerçekten görüntüler o kadar çiğ duruyor ki. Yani bir şeyin gerçekten olmuş olması sinemaya onun öyle aktarılması gerektiğini göstermez. Yani onu senin sinemacı gözüyle bir estetikle aktarman gerekiyor. Yani hiç öyle bir çabası yok. Bakın başörtüler neler yaşadı demek için bir sahne çekmiş. Yani burada sinema yok, yani otur bir makale yaz o zaman ya da bir tane video hazırla YouTube'a koy yani. Evet. Bir insan hikayesi olarak birilerini etkiliyor olabilir bu film izleyen. Ya da oyuncular var, çok değerli oyuncular var filmde gerçekten. Onları da insan hikayesini çektiğini düşünüyorum açıkçası. İçinde barındırdığı insan hikayesi. Yani çünkü çok humanist bir filmmiş gibi duruyor ama filmin hikayesi ne kadar öyle dursa da yönetmenin gözü öyle değil yani. Yani yönetmenin gözü gerçekten çok gerçeklikten çok kopuk. Dönemi anlatmaktan çok uzak, çok sığ bakıyor mevzulara. Yani o mevzu nasıl bir iktidar tarafından sömürülüp kullanıldıysa yönetmen de çok dışarıdan bir liberal gibi bakıyor bir yerden. İktidara yani hiçbir şey söylemeden ya bu film kapatılamaz. Sonunda yani. Söyle bari ya. Yani sonunda söyle. Şu anda kim mesela görüyor? Evet, bu izleti kim yaşıyor mesela? Vizyona girdi bir de. Yani 7 sene önce çekilmiş film bak şimdi vizyona giriyor ve yani farkında değil misin abi 7 yılda yaşananların mesela yani. Ya bu film 7 yıl önce girmedi ki vizyona. Ki öyle bile olsa yine de mevcut iktidar tarafından son derece lince maruz kalan iki ayrı grup. Ya başörtüler mutlu mu mesela? Bir komple konsolide olarak başörtülerin bu iktidardan mutlu olduğunu söylememiz mümkün olabilir mi? Yani bu da çok garip yani. Bu mevcut iktidarsız bu filmi nereye koyuyoruz hakikaten? Yani translar öldürülüyor ya her gün şu anda. Yani dönüşüm süreçlerinde yaşadıkları zorlukları geçtim. Yani bu insanlar toplu taşımaya binemiyor, okuyamıyor, gezemiyor. Yani toplumun içine karışamıyor ki bu insanlar her şeyden önce. Şu anda hala günümüzde oluyor bu. Ya öldürülüyor ya diri diri yakılıyorlar yani. Ya zaten hani sadece translar değil AKP'li olmayan herkes şu anda zaten ya hain ya terörist. Hayır ya ben filminin şey. Özneleri olduğu için hayır, işte söylüyorum. Muhafazakarlar da artık ona dahil ya. Evet başörtüler, muhafazakarlar AKP'li değilsen sen zaten senin Allah inancın bile yok sayılıyor bu ülkede. Yani böyle bir dönemde yaşıyoruz ve yani bu arada bundan bahsetmek zorunda değilsin tabii yani ki. Yani şöyle zorundasın sen sosyal medya kimliğinle son 8 yıldır. 15 yıldır AKP'nin avukatlığını yürütüyorsun. Dolayısıyla senin bir sorumluluğun var. Çünkü ya sarayın yönetmeni deniyor sana ya. Yani ya bu filmi böylece paketleyip yani 28 Şubat kötüydü. %100 kanka. %100 katılıyorum sana. 28 Şubat'ın Allah belasını versin ama günümüz yani 28 Şubat korkunç bir karanlıktı. Günümüz ya günümüz nerede? O yüzden yani tutarlılığı ve sinemacılığı da, kişiliği de ya her şey sorgulanır ve masaya yatırılır oluyor tabii ki Kutlu Ataman'ı. Yani diğer iyi film çekemeyen yönetmenlerden farkı bu oluyor işte. Yani Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu ile birlikte anılıyor mesela. Ya böyle yani bilmiyorum yani, abi bana böyle... Bu bir şey açısından bu arada yani şimdi daha fazla uzatmayalım ama Kutlu Ataman'ın Lola, Billy the Kid ve Karanlık Sular gibi filmlerini bilenler zaten o zamanki yarattığı etkiyi de biliyorlar. Hadi en son neyse Kuzuyu Çekti mesela. Ya yine teknik olarak, estetik olarak da bir yönetmenin varlığını hissediyordu. Şu geldiğimiz noktada gerçekten içler acısı yani. Bir yönetmen nasıl böyle bir şeyi seyirci karşısına çıkarabilir? Tamamen hani içeriğini geçtim bu arada. Ben bir yani bir şeyden bahsediyorum. Teknik bir şeyden bahsediyorum. Çok acayip geliyor bana yani. Ne diyelim? Ben merakla bekliyordum çünkü tam olarak bu sebeple bekliyordum. Her şeyle ilgi çekti çünkü. Yani 28 Şubat'ı anlatıyor, Kutlu Ataman anlatıyor. 20 yıl boyunca saraya yanlamış bir yönetmen anlatıyor. Benim ilgimi çekiyordu. Aldım karşılığında. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada editörümüz Yağmur şeye gitmiş. Q&A'yine yönetmen katılımı. İlk gösterimde Q&A vardı ona gitmiş. Kutlu Ataman'ın orada dediğine göre Kültür Bakanlığı'na başvurmuş. Fakat filmde translar olduğu için transları çıkarırsan ancak konuşabiliriz. Kültür Bakanlığı'na demiş. Çok güldüm ya. Almanya'dan da fon için başvuruda bulunmuş. Almanya'da da fon için başvuruda bulunmuş. Orada da başörtüler olduğu için. Abi bu yalan. Buna inanmam mümkün değil benim. Yani, yaz demişler. Ben Almanya'nın hangi? O yüzden de iPhone 8'lerle çekmiş. Hayır Almanya neresi mesela? Almanya'dan neresi? Yani hani Almanya'dan neresi mesela? Yani... Baden-Württemberg bölgesi. Hayır böyle konsolosluğa başvurmuyor ya mesela. Almanya'dan red aldımın altı ne mesela ne olarak dolu? Almanya Kültür Bakanlığı'ndan mı red aldın? Alman Türkiye İlişkileri Fonu'ndan mı red aldın? Yani neresi? Almanya. Onu zaten yine mağduriyet yaratıyor kendince yani. Ben bir hikaye anlatmak istedim. Bak bu kez iktidar bunu dedi. Avrupa mesleği şey ya. Avrupa böyle bir şey, böyle bir şey demez zaten. Başka onu hani Kutlu Ataman'ın kendi yorumudur o. Bu yüzden vermediler herhalde falan gibi bir yorum yapmış. Onu da o şekilde de söylemiş. Geldi ama Kültür Bakanlığı kısmı tabii ki eminim öyledir.
vardır. Öyledir de yani sen senin savunduğun 20 yıl boyunca savunduğun iktidar zaten buydu. Ne bekliyordun sen? Yani, Kutlatım ya zaten... buralarda çok garip geliyor işte bana her şey ya. Kutlatım'ın biliyor musun? Bence kendini öyle görüyor o küçük çevresinde. Savunduğu fikirler yüzünden dışlandığını sanıyor. Hiç alakası bile yok. Yani 28 Şubat'a dair fikirlerin değil senin eğer dışlandığını düşünüyorsan. Sen iktidarı savunuyorsun. Ya bu. Sorun bu. Bunun bir altını çizelim bir yani. Ya çok garip bir figür bence Kutlu Ataman. Eşcinselliğiyle bu konuda işte atıyorum trans filmi çekmesiyle 28 Şubat karşıtlığıyla ama bir yana AKP'yi anlamasıyla. Bütün bunları bir yere oturtamıyorum yani. Sinemasını falan da işin içine alınca. Benim için yani bir soru işareti bir case yani. Çok garip geliyor bana. Sadece iktidara yanlıyor. Okey abi. Bir faşizm yalakası deyip geçemiyorum yani o yüzden. Ben genel olarak bakıyorum. İktidar şapkasından yaratıcı olamaz yani. Herhangi bir iktidar şakşakçısından fark etmez yani. Bu ülkeden bağımsız da söylüyorum yani. İlla film çekmene gerek yok. Yani attığı tweetler gerçekten uzun yıllar hatırlanacak diye düşünüyorum yani. Gerçekten şeyde kaldı yani. Öyle bir ağırlığı da kalmadı Kutlu Ataman isminin. Vardı çünkü. Bir dönem vardı. Tabii. Bir dönem herkes şok olmuştu yani böyle olduğu için. Artık öyle bir hissi de kalmadı. Yani kaybettiklerimiz listesinde akla gelecek bir isim değil yani değil şu anda. Biz şimdi yani mesela burada film merak ettik, gittik, konuştuk o yüzden gündeme koyduk. Yoksa yani kimsenin ilgilendiği bir isim bile değil artık yani. Eski kendisi de zaten gül gibi yaşayıp gidiyor diye düşünüyorum ben. Çok aynen. Da umurumda değildir yani. Neyse. Arkadaşlar Özcan Alper geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Boğaziçi Film Festivali'nde bir olaylar silsilesi gelmişti başına. Hatta festival sonrası AK Parti trollerin saldırısına uğramıştı. Gerçekten korkunç bir gündem vardı festival sonrası. Biz de burada bir konuyu konuşmuştuk. En iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı bu arada Boğaziçi Film Festivali'nde. Ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya adadığı için gelmişti bu başına gelenler. Özcan Alper ödülünü iade etmiş festivale. Doğru bir hamle. İnanılmaz ya gerçekten. Yani ne diyeyim bilmiyorum abi. Vallahi mesela yani Özcan Bey siz zaten baştan oraya niye gittiniz? Yani o zamanlar kıraathane olmadığı için bunu tam konuşamadık ya değil mi? Yani Boğaziçi Film Festivali'ne katılıyor birazcık, olmak başlı başına çünkü bir durum yani bir karar. Mesela orada ayağa kalktı ya bir hadsiz. Hadsiz değil kendi festivali. Valla öyle. Şimdi adam dese ki kardeş burası bizim festivalimiz. Sen ne haklı bizim festivalimizde bu şekilde ahkam kesiyorsun dese inanılmaz haklı. Haklı onun festivali. AKP'nin festivali. Evet. AKP festivaline katılıp AKP'likle yüzleşince protesto edip ödülü geri veriyorlar. Mesela, yani, hafızalar almıyor bu durumu benim. Bence de çok. Ortada bir saçmalık var. Şöyle bir şey var. Bu bayağıdır tartışılıyor ama bu tartışma da bitti artık. İşte bu alanımızı terk etmiyoruz mevzusu tamam mı? Festivaller, işte sinema. Bunlar sonuçta bu ülkede yaşayan yönetmenlerin alanları tartışması vardı ve bulunmalıydık da. Ya bu çoktan bitti zaten. Ülkedeki kutuplaşma artık yani bambaşka bir evreye geldi. Ve bence şu hesap ediliyordur ya. Oraya gidip ödülü almak mı gerçekten artı eksileriyle daha büyük bir kazanç? Tabii ki katılmamak. Yoksa hiç katılmamak mı? Tabii ki katılmamak. Tabii ki neden? Katılmamak. Çünkü siz oraya katıldığınızda onların zaten kendi yıllardır 20 yıldır o kültürü yaratamadıkları için oranın varlığını sağlayan bu yönetmenler. Varlığını sen tanıyorsun. Meşru kılıyorsun. Mesele o. Yani işte Malatya'sıdır, Boğaziçi'dir. Bunlar direkt iktidarın tekelinde yapılan ve belli politikalar güden, belli politikalara göre düzenlenen ve o politikalara göre ödüller verilen yani festivaller. Jüri seçimleri bile yani her şeyle AKP festivali bir festival. Ne yapıyorsun ki mesela sen orada? Evet mesela bu arada ödül aldı. Şey önemli mi? Şebnem Korur Fincancı adamak önemli mi? Kesinlikle önemli. Yani gerçekten şey olarak o ismi orada söylemek önemli ama ben Özcan Alper'in vücut dili ve oradaki varlığıyla bir şey de değil o. Onları rahatsız eden bir durum da yoktu. Arkasından yaratılanlara bakın yine bir linç başlattılar. Klasik işte trolleriyle, medyasıyla işte Özcan Alper'i bütün gün dillerine doladılar. İşte teröristler, hainler, bilmem neler falan filan o kim olduğu bilinmeyen adamı bakanlıklar bilmem ne davet ettiler falan filan. Genelkurmay savunma bakanıyla yiyordu. Aynı yani böyle absürt bir ülke. Sonra bir Boğaziçi Film Festivali'nden bir açıklama yapıldı mesela. Bence o açıklama zaten Özcan Alper'e bir zaten şeydir. Senin orada ne işin var açıklaması. Boğaziçi Film Festivali'nin yaptığı açıklama zaten şey. Sanatçıları koruyacağı yerde iktidarın fikirlerinin herhalde yani bu Boğaziçi Film Festivali inanılmaz tutarlı arkadaşlar. Burada tutarlı. Tek tutarlı olan şey Boğaziçi Film Festivali'nin tavrı. İlk günden beri yani bu konuya dair. Şebnem Korur Fincancı olayına da dair. Yani tabii ki
tırnak içinde terörist diyecek. Tabii ki Özcan Alper'e trolleriyle saldıracak. Ya daha normal bir şey olamaz. Festival iktidarın festivali. Yani sen hem diyorsun ki mesela hem çamurda içinde oynayayım ama üstüm başım kirlenmesin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya, bir ya de çamura bulanmışsın ama ben temiz çıkayım buradan diyorsun. Özcan Alper için söylüyorum ya da katılan bütün yönetmen ve yani evet. Filmini gönderen bütün yapımcı yönetmenler için söylüyorum. Bir de bu yöntem denendi. Yani bu yöntem denendi ve başarısız oldu. Daha önce Antalya'da sansür yılında. O yılda hani o yaşanan her şeye rağmen Reyhan Tuvi'nin filminin sansürlenmesi, programdan çıkarılması, inanılmaz kriminalize edilmesi. Ya yani ardı ardına gelen bu silsilede yine yönetmenlerin oraya gidip alanlarını savunmasıyla sonuçlanan bir süreci yaşamıştık. Ve bunun çalışmadığı aslında sonraki yıllarda festivalde kanıtlandı. Hani ortada zaten bu eylem türünün çalışmadığına, olmayacağına, şu anki koşullarda yapılamadığına dair bir kanıt da vardı. Hayır, eğer katılmıyorsa eğer, Boğaziçi Film Festivali'ne katılıyorsa ben daha organize, daha örgütlü bu eylemin biçimi bir eylem yaparsın. Hani birkaç yönetmen katılıyorsundur. İşte kimler varsa işte Özcan Alper'le birlikte aynı fikirde olan yönetmen. Bazı yönetmenler var, umurunda bile değil. Yani gidiyor orada ödülünü de alıyor. Filmde çekiyor. Açıklama da yapmıyor. Mesela onlara da bir şey demiyorum. Ama Özcan Alper gibi ülkenin gidişatına rahatsız olan ve bir şeyleri dile getiren yönetmenler muhalif yani. Evet. O zaman örgütlü olarak bir şey yapmak lazım. Yani daha böyle ses getirecek. Ya daha onları rahatsız edecek. Daha zekice. Yani, enerjini bir de başka yere mi harcasınız ya? Boğaziçi Film Festivali içinde değmez diye düşünüyorum bu organizeliğe. Yani gitmezsin. Umurumda yürü git dersin ya. Muhatap olmazsın. Boğaziçi kendi kendine yapsınlar abi. Kim abi? Boğaziçi Film Festivali kim? Ne? Yani insanların çoğu bilmiyor bile. Şey kim sanıyor. Kim abi? Üniversiteyle alakalı bir şey sanıyor üniversite. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'yle alakalısın. Alakası bile yok. Yani işte zaten kurulalı kaç yıl oldu? Neden kurulduğu belli. İstanbul'da neden film festivali yaptıkları belli. Belli ideolojiler çerçevesinde sadece hareket edebilen bir ya festival. Derviş Saim'i Semih Kaplanoğlu'nun oranın anladım. Yeri orası. Onların yeri Derviş Saim'i Semih Kaplanoğlu. Semih Kaplanoğlu'nu jüri yap. Derviş Saim'e ödül ver. İşte kendi çıkardığın küçük kimsenin bilmediği destek verdiğin filmleri orada yarıştır. Böyle yani orası öyle sürsün gitsin. Özcan Alper'in isminin bir gerçekten ağırlığı var. Kendi neslinin en ses getiren yönetmenlerden bir tanesi. Sen oraya katıldığında zaten o festivale bir değer vermiş oluyorsun. Çok enteresan ya. Boykot kültürü ya çok garip ya. Bizim gibi ülkelerde mesela en çok ihtiyacımız olan şey aslında. Yani örgütlü bir boykotluk. Ya bayağı çalışan bir şey. Ama yok işte Özcan yani. Alper'de de o boykotu ben yani yıllar içerisinde hiç görmedim yani. O işlemiyor çok. Gitmeyi tercih ediyor yani. Bu arada Semih Kaplanoğlu da jüri başkanıydı sanırım ya da jürideydi. O da önce festivalin şeyini retweetlemişti o açıklamasını ve gayet yine iktidar yanında bir tavır takınmıştı. Fakat hemen sonrasında retweetini geri çekmiş ve bu sefer de yönetmenlerden. Yani bu bir iki günde olan bir süreç. Semih Kaplanoğlu'nun şöyle bir yoklaması iki tarafı da. Kafalar karışık. Bu çok güzel bir örnek. Bu tarz isim... Her iki tarafa da screenshot'ı gönderebileceği bir örnek bakın. Yani yarın öbür gün başı bela girdi hükümetten yana. Ben size destek kardeş, ben retweet bakın. Ben sizi retweetlemiştim. Sektör abi tepki görse ben yönetmenleri retweetlemiştim. Tam yani saça Semih Kaplanoğlu yani. Evet, bir diğer konumuz arkadaşlar. Dark'ı biliyorsunuz. Büyük bir fan kitlesi var. Bayağı neredeyse Christopher Nolan fanı gibi bir fan kitlesi var. Yandık buraya şimdi gelecek haterlara bak. Biraz baksana. Korkuyorum. Gerçi internette de bir tartışma yaşanmış hatta. 1899 Dark ekibinin yeni dizisi Netflix'te şu anda ilk sezonu çıktı. İzleyen var. Ben hiç bakamadım. Tamam, baktım ilk bölümüne. Nasıl? Hayır, izledim ilk bölüm. O vakit ayırdın yani. Hadi buyur izledim. O vakit ayırdın. Ayırdım. Ben izleyi de izledim arkadaşlar. Ben izleyi bitirdim ama. İyi canım ben izleyeyim. Bir de onu da yapamadım. İzledim. Yani korkunç bir şey gerçekten, çok kötü. Ne oluyor bir anlatsana. Bir gemi var ortada. Gemi yolcularıyla beraber kayboluyor. Bu geminin peşine düşen de bir ekip var yani. Gemi nerede diye yani bu gizemi çözen. Tabii gemi international bir gemi olduğu için inanılmaz bir şey ki. Yani ben keşfetmedim tabii ya, bunu keşfedilmiş. Bir baktım Elit'in başrolündeki çocuk oynuyor dizide. Aa dedim, ne enteresan filan. Sonra başka bir yolculuğa baktım. O da baktım başka bir Netflix dizisine, hatırlıyorum onu. Gene böyle bir leş bir dizinin başrolü. Arkadaşlar sonra gerçekten biri yazmış zaten bunu. Bir All bak, Star mı yapmışlar? All Star yapmışlar. Geminin yolcularından. Uluslararası Netflix'in. İşte Fransa, Almanya, İspanya Netflix'in de tutan bizim. Ben üzüldüm. Çağatay'ı da görememekten dolayı da üzüldüm Çağatay'ı. Buna bir isim bulunsun artık Hollywood gibi ya. Netflix'in bu tayfalaşması. Netflix stüdyosu. Netflix Wars. Netflix Wars. Güzel. Aynen. Netflix Wars olur.
Netflix Verse oyuncuları vardı, evet. Bu ilginç olan buydu. Ben biraz da tabii uyuyarak falan izlemişim. Çok kötüydü. Brezilyalı bir çizgi roman yazarı bir flood yapmış geçtiğimiz günlerde. Buraya ekranı da koyarız ama Portekizce anlamayacaksınız. Biz çevirttik ama. Biz yeminli bir tercümana verdik ve çevirttik Portekizce'den Türkçe. Diyor ki arkadaşlar, şöyle başlıyor zaten tweet serisi. Şoktayım. 1899 serisinin 2016'da yayınlanan çizgi romanın Black Silence ile aynı olduğunu öğrendiğim gün. Konuyu takip etmek isteyenler Flood okusun diyor sonrasında da. Ve bir Flood var. Pek çok ikonografik olarak diziden şeyin kendi yazdığı çizgi romana benzediğini iddia ediyor yazarı. Ve altında da birkaç tane örnek var, işte gözlerdeki sembollerden başlayarak bir piramit görüntüsüne kadar varan. Ve bir de şey diyor, 2017'de katıldığım bir Kopenhag'daki bir kitap fuarında çağrıldım. Network kurabilmek için yanımda İngilizce kopyasını çok fazla sayıda götürdüm ve aslında bulabildiğim herkese de dağıtmaya çalıştım eserimi yaymak adına. Yıllar sonra da bir Netflix dizisinde pek çok fikrimin karşıma çıkması sonucu da bir ağlama krizine girdim, mahvoldum falan gibi bir hırsızlığa uğramış hissiyatıyla bir Flood. Bunun üzerine bu tweet serisi bayağı bir sosyal medyada yürüyor. Bayağı bir retweet ve like alıyor. Dizinin yaratıcılarından Baran Dabar mı ne? Öyle bir adam var ya Dark yapan. Baran Boğazlar. Bu ne lan? Bir Wheel of Time karakteri gibi. Ben bu kardeş Kuzeylisin herhalde. Baran Dabar. Ben bu Baran Dabar'ın bu ismi kendi seçtiğine inanıyorum. Kendi orijinal ismi olmadı. Aa, olabilir gerçekten. Tam bir dark ismi gerçekten o. Baran Boğabar. Her neyse, demiş ki o da, aa ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Ne yazarı ne çizgi romanını. Abi ne de, evet, lütfen daha az nefret, daha çok sevgi. Bu gerçek. Böyle bitiyor mesajı. Lütfen daha az nefret, daha çok sevgi, kalpler falan. Böyle bir Instagram'dan bir story atmış o da. Baran tam da yapmış. Ne dizi izledim ya, ne de çizgi romanı okuduğum için kendim bir çıkarım yapamıyorum. Gel gelelim. Okuyanlar iki tarafa da hak vermiş yani, ikisine de bakanlar. Bir kısım evet gerçekten çalıntı fikirler var diyor. Hani baştan sona bir çalıntılık içinde olmasa da direkt oradan alındı, belli olan fikirler var diyor. Öbür tarafta ne alakası var, bizimkiler harika bir iş yaptı gene, çekemiyorsun soğan diyor, klasik işte internet tartışmaları. Eseri de okumayanlar gibi hissettim ben sanki. Olabilir, okuyan da gördüm. Asghar Farhadi'nin de sevenleri bunu asla yapmayacağını söylüyor. Asghar Farhadi olayı inanılmaz. Arkadaşlar neredeydin? O zaman da yoktuk tabii. New Yorker'da Farhadi üzerine olağanüstü bir haber yayınlandı. Gerçekten konuyu yakından takip eden bir gazeteci bütün taraflarıyla konuşarak o konuyu inceledi. Yani okuyun, çevirin. Yani İngilizce okuyamıyorsanız bile bence Türkçe'ye çevirerek okuyun onu. Çok enteresan çok bir yazı gerçekten. Ya. Bir case'miş yani Farhadi'nin olayı. Herkes konuşuyormuş abi bunu. Herif hırsızmış yani. Yıllardır bilinen bir şekilde. İran'da bilinen bir durummuş. Arkasından dalga bile geçiyorlarmış yani. Neydi ya o filmin adı? Everybody Knows. Cemil'in Everybody Knows koyunca çok güldük çünkü yani hani gerçekten Everybody Knows diyor yani onun hırsızlığını. Allah'ım. Ve çok yani hani kötü şeyleri de var gerçekten. İnsanları çok zor durumda bıraktığı, hayatlarını kararttığı hırsızlık hikayeleri var. O New Yorker'daki yazıyı çok tavsiye ederim. Çalıntı meselesi. Bir de şey meselesi... ya hani tabii ki çalıntının her türlüsü çok kötü de yani öğrencisinden çalması buradaki yani hani durumu bir çıt daha aşağılık bir seviyeye çekiyor galiba. Tabii ki orada yani bir evet şey var. Yani bir hem o iktidar ilişkisini suistimal ediyor hem seni güvenen birini hani ayak kırıklı yani karşı çalıp tarafta açtığı yapıyor bir evet de. Evet yani karşı tarafta açtığı travmayı bir düşünün yani genç bir sinema yazarı bir kadınsınız ve bir ya Asghar Farhadi yani hocan hikayeni paylaşıyorsun onunla bir feedback almak için ve pat diye yani herif onu filme çekiyor hikayeni ya bir de üstüne ödüller alıyor falan yani işte Kırmızı Halılar da yürüyor falan yani abi delirtir. Çok delirtir. Garip. Şey bile var ya adını yazmayı unutmuşum dedi çaldığı birine öyle demiş. Aslında jenere yazmayı unutmuşum diye savunmuş kendini falan. Çok Allah'ım. İlginç bir case. Bu arada New Yorker'daki yazı hani Farhadi'ye karşı böyle inanılmaz düşmancıl bir yerden de yazılmamış. Çok güzel bir yazı bence. Çok boyutlu yazılmış bir yazı. Belki de asıl şeyi budur. Birilerinden çalıp onu bir şey... Yani öyle bir tarafı da var yazının. Ve Farhadi'nin tarafından bakan bir tarafı da var. Gerçekten film gibi bir yazı. Onu okuyup herkes bence kendi fikrini bulmalı. Mesajındaki şey çok kötü ya. Dizilerdeki daha az nefret, ya çok bu sevgili dil zaten. Nefret yine alakası var abi. İğrenç. Bu sosyal medyada... Tam bak o zeytin ağacılık işte. Hayır, zeytin ağacı kasacılık. Biri sana çalıntı olduğunu söylüyorsa okey. Gerçekten çalmasan ciddiye almazsın ya da bir şey yazarsın. Bunların hepsi olabilir de. Bunun nefretle sevgiyle ne alakası bu var ya? Bu işleri zaten bu tip böyle kitleler tarafından, böyle Reddit kitleleri tarafından övülen insanlar anında
buna dönüşüyor. Lütfen biraz daha sevgi falan. O sevgiye o kadar alışıyor ki böyle. No more bad vibes abi. No more bad vibes. Aynen, o sevginin içindeki her çatlak böyle. Her şey onlara böyle inanılmaz şey geliyor. Nefret ve şeymiş gibi. Kadın yani kendi işinin bir benzerini, hani doğru olmasa bile, hani bir dava açılsa ve orada kazanaması bile dinlenmesi gereken bir taraf yani burada. Ciddiye alınması gereken bir taraf. Dolayısıyla garip. Evet, geldi çattı listeler. Bu haftaki liste konseptimiz arkadaşlar Zeynep Ocak özel. Gerçekten öyle. Bana hiç olmadı. Zeynep için de dünyanın en güzel listesi. Arkadaşlar yani. İlk defa film atmakta inanılmaz zorlandım. İlk defa ona tamamlamakta değil, ona indirmekte zorlandım. Ve bize şey dedi, ben 15 seçsem olur mu, 20 seçsem olur mu? Biz de dedik ki ne münasebet ya. Ulan biz korkularda polisiyelerde atarken iyi miydi dediniz hakikaten, haklıydınız da. Zeynep biraz zor durumda kaldı. Çok hepsini çok ama. De çocuğu gibi seviyor gerçekten. O kadar gördüm. Kötü oldum ki, çok kötü oldum yani, bir sürü şey gitti yani. Konsepti yani açıklamadık bu arada. Olmadı yani. Evet, konsepti söylemedik. Arkadaşlar yazıyor. Kapakta yazıyor çünkü. Doğru. Bu da doğru. Ama yine de bizim söylememiz lazım. Peki. En iyi 10 dönem filmi. Yani dönemden kasıt kostümlü drama olarak. Hani onu belirtelim. Evet. Zeynep sen sonra listem bitince alamadıklarını da söylersin. Arkadaşlar bunları attım dersin. Arkadaşlar niye attım ya? İnanılmaz gerçekten. Dur tamam, hakikaten onu da söyleyelim. Okey. Ben şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben hiç sevmediğim bir tür. O yüzden çok zorlandım film bulurken. Yani benim bir 6 tanesi başyapıt, geri kalan 4 tane çok sevdiğim, hani alayım diye aldığım filmler. Benim de hiç sevmediğim gibi düşündüğüm ama bakınca da bayılmışsın. Bayağı da sevdiğim bir türmüş. Bayılmışsın. Bir sürü sevdiğim film varmış. Hiç kendim böyle bilmezdim. Güzel. Benim gerçekten en sevdiğim tür olduğu artık kesinleşti bu arada. Yani bu, anladım yani. Ben zaten biliyordum canım seni. Ben de biliyordum da yine de bu derece artık yani kesin olduğunu bilmiyordum senin yani. Senin crime 1, dönem 2 evet. Yani senin iki türün bunlar. Senin guilty olarak da en sevdiğin tür zaten. Guilty'sine karanlığına geçtiğinde de buradasın. Çöpünü izlerim, çöpünü. Ben o kabarık kıyafetleri görünce bir ay ben bırakasım de, var. Ben de hemen böyle olurum. Bak ay evime geldim ben derim. Böyle Victorian döneme geldim evime. Victorian beni boğar mesela. Beni de boğar. Evet. Ayaksız, 10. sıramızla başlayalım. Hadi kim başlamak ister? Ben. Kaan, çok açık bir şekilde ben başlamak isterim. Tamam, buyurun. Arkadaşlar 10. sıramda La Polonite var. Böyle okunduğunu düşünüyorum. Bonello. Fransızca. Aynen. Souvenirs de la Maison Close. Bertrand Bonello'nun. Evet, daha önce de bir filmini de izlememiştim Kral'ın. O yüzden yönetmen ismi olarak belirttim ki. çok da bilinen bir film olmadığını düşünüyorum. Birazcık size spoiler vermem gerekirse kim oynuyor biliyor musunuz başlarında? Adèle Haenel'imiz oynuyor her şeyden önce. Zaten bir artı puan oradan. İkincisi de Fransa'daki son genel evi anlatıyor ve gerçekten çok ya bir de gerçek bir hikaye falan. Bayağı iyi film. Dönem sevenlere buradan duyurulur. La Polonite. Benim 10. sıramda Dangerous License var. Stephen Frears'ın harika gıybet filmi. Gerçekten insanların içindeki karakterlerin sürekli sinir krizi geçirdiği olağanüstü eğlenceli bir film. Bir kitap uyarlaması ve kitap mektuplardan oluşuyor aslında. Kitabını da okumuştum ben. Olağanüstüdür. Kapı çalıyor. Tolkien çalar bizim kapımız bu arada. Ben de çok sevdiğim bir yönetmen Ang Lee'den Sense and Sensibility'yi aldım. Aa, ne tatlı bak. Kazandım böyle de minnoş bir tarım vardı. Ben tatlı, bile almadım mesela. Çok tatlı bir filmdir. Ama ben zaten biliyorsunuz Ang Lee'yi fazla severim. Sen yokluktan aldın biraz. Yo Ang Lee olduğu için aldım yani. Bir dönem filmi olarak. Güzeldir gerçekten. Jane Austen'ın uyarlaması. Güzel de bir uyarlama. Kesinlikle katılıyorum. 9. sırada Kaan'ın 10. sırasında olan Dangerous Legions var benim 9. sıramda. Çok ikonik de bir diyaloğu vardır. Beni bitirir. It's beyond my control. İzleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır gerçekten. Çok ikonik bir diyalogtur. Çok severim. 9. sıramda Joe Wright'ın Anna Karenina'sı var. Yani daha yukarıda da olabilirdi. O bende. Bu listede olmayabilirdi yani. Vardı benim alternatif filmlerimde. Çok severim. Anna Karenina'nın bu postmodern uyarlamasını. Sevgiler, saygılar. Listemi alamadığım için çok üzüldüğüm bir film gerçekten. Kaan aldığı için mutlu oldum. Olağanüstü bir film. Alamadım. Üzgünüm. Benim 9. sıramda asla uyarlanamaz denen bir kitabın uyarlaması Tristram Shandy var. Aslında bir dönem filmi değil ama içerisinde dönem filmi çekiliyor. Dolayısıyla bir dönem hikayesi aslında. Sen de kendini kandırarak aldın ha. Bu filmi de almış olayım dedim. Winterbottom'ın gerçekten asla uyarlanamaz denen bir kitaptı ve olağanüstü bir başyapıt dönüştü. Evet, evet. 8. sıramda Andrea Arnold'un Wuthering Heights var. Ultul Tepeler uyarlaması.
Olağanüstü bir uyarlama bu arada. Defalarca yapıldı Uğultulu Tepeler. Niçin özellikle bunu aldım? Çünkü o yani inanılmaz iyi. Uğultulu Tepeler de bu arada yani uyarlansa sıkıcı olabilirdi. Ama Andre Arnold o kadar olağanüstü bir rejiyle yapıyor ki bunu. Bütün o karanlığıyla, havasıyla, başroldeki Kaya Scola Dario bayıldığım bir oyuncudur. Maalesef çok underrated. Yani gitti kayboldu kız. Bunun suyla falanıyla. Wuthering Heights 8. sıramda. Severim ben de. Güzel seçim. 8'de ben Remains of the Day almışım James Ivory'nin. Ama bundan yani hocadan başka film de aldığım için ben bunu çıkarıp şu an burada Gosford Park'a ekliyorum. Robert Altman'dan. Kariyerinin son filmi Büyük Usta'nın. Bir katil kim hikayesi. Müthiş kostümler içinde geçen Çok bir çok iyi. katil kim hikayesi. Zevk sahibi, şarap gibi bir film. Harika bir veda filmi aynı zamanda. Çok güzel gerçekten katılıyorum. Ben de 8. sıramda Kaan'ın hatırlatmasıyla biraz okyanusun diğer tarafına bakalım dedik ve kırmızı fenerleri aldım. Zhang Yimou'nun zaten bu türün üstadı ben yani. Arkadaşlar bu arada ben aynı gün doğmuşum üstatla. Kırmızı Fenerleri çeken yönetmenle aynı gün doğmuşum ya, ne Zhang güzel. Yimou ne yönetmendir bir ya be dönem ya. Üstadıdır bu arada yani. Demek ki ben yönetmen olsam Hasan'cım. Zhang Yimou olurum. Zhang Yimou oluyorum ben. Allah'ım. 7 numara. 7 numara. 7 numarada Joe Wright'ın Atonement filmi var. Daha yukarılarda da olabilirdi ama bakıyorum da pek de olamazdı. Atonement'a taparım çünkü yani. Ben de Niye çok 2 severim. değil, 1 değil mesela. Bayılırım Keira Knightley'nin. Hatta arkadaşlar filmdeki yeşil kıyafet benim bu dünyada izlediğim bütün filmler içinde en sevdiğim ve beğendiğim kostümdür. En sevdiğin 10 kostümü yapsana bir ara sen ya. Var yapacağım. Yani bitiriyorum. Malzeme yapacağım bu listeyi. Atonement o listenin bir numarası. Şimdiden söylemiş olayım. Hep böyle bir takım çeşitli terzilerle görüştüğüm zaman hep o kıyafeti gösteririm. Olabilitesi var mı derim. Yok cevabını alırım. Peki derim. Yoluma bakarım. Evet, Atonement. Ayrıca da eşim oynuyor biliyorsunuz. James McAvoy. 7. Age of Innocence. Scorsese'nin dönem filmi. Of, alamadım ah. Kariyerinde en farklı filmlerinden biri yani Scorsese'ye baktığımızda. İzlemeyenler Scorsese'nin farklı bir yönünü keşfedebilir Gerçekten öyle. bu filmi izlerken. Tabii ki Daniel Day-Lewis'e de buradan bir kez daha sevgiler, saygılar. Michelle Pfeiffer'a da aynı Michelle şekilde. Pfeiffer'a da Tüm sevgiler, saygılar. bintiliyle. New York'un 1800'ler sonuna bir yolculuk. Ya bu öyle bir Türk arkadaşlar. Scorsese'ler, Ya Andrea Arnold'lar alamadım, falan. çok üzüldüm ya. Hiçbirine katlanamıyorum. Bakın bu filmin hiçbir bende yok. Andrea Arnold'un filmini neredeyse yarıda terk ediyordum. Aaa! Maalesef. Bir türlü kaçtı. Scorsese'nin en sevmediğim filmlerinden biridir. Yani yine bu arada... Bakın arkadaşlar bakın aşka düşman. Bu adam aşka düşman. Ya 3 yıldız bu arada. Dönem sevmemek Scorsese aşka bence düşman. Zaten 3 yıldızdan başlar da hani... Kundun? Kundun mu o da 3 mu? yıldız. Bu. Kundun daha kötü. Neyse benim dediğim sıramda Terence Davis'in House of Mirth var. Bayılırım gerçekten. Hiç dönem film olarak düşünmemiştim. Bizden dönem film düşünürken o Lan dedin. Gillian Anderson'ın o olağanüstü hali geldi gözümün önüne ve hemen 7 numarayı aldım. 6 numarada kız kardeşimin sondan bir önceki filmi var. The Big Island. Muazzam bir dönem linci diyeyim. Gerçekten harikulade bir film. Çok güzel gerçekten. İzlemeyeniniz varsa kendisi fetiş oyuncusuyla başrolde paylaştığı. Kirsten Dunst'ın yine başrolünde olduğu olağanüstü bir film. İzlemeyenleri buradan hatırlatmış olalım. Benim 6. sıramda da az önce Aslı'nın bahsettiği Kırmızı Fenerler var. Zhang Yimou'dan. Raise the Red Lantern. Artık başka bir şey de söylemeyeyim zaten sen bunu. Benim de 6. sıramda Anna Karenina var. Seyirciyi ikiye bölen, hatta eleştirmenleri ikiye bölen bir film. Bence bir yönetmenlik Anna Karenina. İzlemeyen herkese tavsiye ederim. Anna Karenina'yı alamadığım için üzüldüm ya hakikaten. Olsun biz geçirmiş olduk. Senin ama ilk 20'de var biliyoruz yani. 15'imde var abi. Peki 5. sıramda 14. Louis'nin ölümü, Albert Serra'nın 14. Louis'nin ölümü var. Bu film İstanbul Film Festivali'nde izlediğimizde salonda cinnet geçirerek çıkan festival teyzeleri olmuştu. Bu nasıl bir rezillik diye. Benim 5. sıramda müthiş bir aristokrasi taşlaması diyeyim. Gerçekten bütün film 14. Louis'nin ölüm döşeğindeki yatağında geçiyor yani hemen hemen. Ve bütün o aristokrasi komedisini acayip böyle çok da grotesk de bir yerden anlatıyor. Ya müthiş bir film bence. 5. sıramdan düşünün ki geride. 5. sıramda Portrait of a Lady on Fire aldım. Selin Sıyanma'dan. Çok güzel. Ben de demin Kaan adını geçirdi. Robert Altman'ın Gosford Park'ında ben 5'ten aldım. 4. sıramda kız kardeşimin bir diye filmi olan var ya arka arkaya, Antuanette. arka arkaya. Herhalde artık Sofya'dan da iki film alalım abi ilk adımıza. Marie Antoinette de var. Yine Kirsten Dunst. Kusursuz. Yani benim en sevdiğim
Sofia Coppola filmi. Hakikaten çok Sofia Coppola deyince gözünde yemin ediyorum çiçekler açıyor ya. Ne kadar seviyor ya. Çok seviyorum onu ya. Gerçekten bir yönetmen olsam Sofia Coppola olmak isterdim. Onun çektiği filmleri çekebilmek isterdim yani. Marie Antoinette de dördüncü sıramda. Biraz da punk Marie Antoinette be. Dördüncü sıramda benim de Visconti'nin Leopard'ı var. İtalya'da. Nasıl İtalya böyle olmuş temalı. Ya ben bunu izlemedim bu arada sen arkadaşlar. Sen bunu izle ya. Sen çok seversin bunu. Vallahi çok ben bunu izledim. Bayılırsın. Tamam sen... Benim de dördüncü sıramda ikinci filmi Kaplan ve Ejderha yine Angli'den. Hasan'cım Angli'de senin en yakın dostunmuş bak. Buz fırtınası. Buz fırtınası. Yani bir sinema tarihinde en sevdiğim filmlerden biridir. Düşününce bütün filmlerini seviyorum galiba. Kaplan ve Ejderha gerçekten harika bir film. Taklitleri çok yapıldı ama aslında yaşattı. Bunu da önermiş olayım. Çok iyi. Benim üçüncü sıramda Florence Pugh'un oynadığı, artık defalarca bu masaya getirdiğim, götürdüğüm, çiğnediğim Lady Macbeth var. Yapılmış en iyi dram dramalarından biri olduğunu düşünüyorum kendisinin. Çok iyi uyarlama hakikaten. Müthiş. En iyisi bence. Sevgiler, saygılar. Buradan sonra tabii full klasikler artık. Jane Campion'dan Piyano'yu aldım. 3'e aldın ha. Alayım mı almayayım mı derken 3'e koyuverdim. Yani evet bir alınmama tavrı vardı Piyano'ya karşı. Dönem filmi değilmiş gibi sanki bir yaklaşım vardı. Yok ilk vardı. Akla gelen dönem değil benim için o yüzden. Yani yok, ben başka yerde yoksa tabii gayet, ki tabii dönem ki. Filmi yani. Buyur Hasan'cığım senin 3 numaran benim ya. Benim 3. sıram Atonement. Joe Wright'da ben de iki filmini listede. Aa ne güzel. Joe Wright'ın olağanüstü dönemi diyelim. Onu da kaybettiğimiz için buradan kendisine gerçekten başımız sağ olsun. Nerede o Atun Umutları Anna Karenina'yı yapan yönetmen Peter Pan'larla yok Churchill'lerle falan. Anna Karenina'yı daha bir de ikinci defa yeni izledim biliyor musunuz? Bir ay önce falan ya o kadar iyi ki gerçekten ya. Peki ikiye mi geldik? İkinci sıramda arkadaşlar Phantom Thread. Yani her şeyiyle felç geçirten. Ben de bunu hiç dönen filmi gibi düşünmeyip listeme almayı ben vermiştim. Ben de almadım. Masterpiece. Phantom Thread gerçekten. Benim yani hani bırakın dönemini, mönemini, yönetmenini. Herhalde tüm zamanları en sevdiğim ilk 50 film içinde girse girer mesela rahatlıkla. Çok seviyorum. İzlemeyenler saçmalamasın. Aynen gelsin saçmalar izlemeyenler. Öyle bir film yani. Ben de ikinci sıramda James Ivory'nin A Room with a View var. Aa ne güzel canım kancım benim. Bir başyapıt olduğunu düşünüyorum öyle. Zaten. Benim en sevdiğim James Ivory filmidir. Herkese tavsiye ederim. Ben çok sevmem ama gerçekten başyapıt olarak görülür. Benim de ikinci sıramda sinema tarihinin en büyük filmlerinden biri var. Barry Lyndon. Arkadaşlar ben Barry Lyndon'ı almadım bu arada. Ve yani olacak iş değil. Yani taparım. Filmler alıyoruz zaten. İki numaraya koymuştum. Komple çıkardım listeden Hasan'cığım. Geçiriyoruz zaten adını. Ne diyeyim yani zaten. Kübrik. Yani olan her türün en iyisini çekerek gerçekten. Her masada varımın en büyük ispatı Barry Lyndon bence onun açısından. Gerçekten. Yeri gelmişken benim de birinci sıramda onu da aradan çıkarmış olayım ben de. Benim de birinci sıramda Barry Lyndon var. Yani senin en sevdiğin Kübrik de olabilir mi? Benim en sevdiğim Kübrik 2001 ama bazen Barry Lyndon gibi hissediyorum. Bazen Barry Lyndon'u görüyorum ve galiba bu en sevdiğim diyorum ama sonra 2001'e dönüyorum. Barry Lyndon'u almamak gerçekten benim adıma büyük bir hata oldu ama buraya en sevdiklerimi koymayı tercih ettim. Yoksa mesela Lorraine Margot'u da alamadım mesela. Yani taptığım bir film. Sophia Mars Kühn'ün. Ya bayılırım ama evet. Bir numaram arkadaşlar Portrait of a Lady on Fire tabii ki. Her şeyde olduğu gibi burada da bir numara Graliçe. Benim de bir numaram. Selin Şahman'ın olağanüstü filmi. Uzun bir sürede bu tarz listelerde bir numara kalmaya devam edecek. Arkadaşlar çok zorlandım ben. Söyleyeyim. Yani liste yaparken zorlandım. Dönem bana hiç olmadı. Ben pozitif anlamda zorlandım. Ben çok film çıktı. 10 filme indirmekte zorlandım. Yani çok film var çünkü çok fena bu alanda. Ay bir daha Allah korusun böyle benim sevdiğim tür yapmayalım hakikaten ya. Arkadaşlar bu arada siz de aşağı bize öneride şunun listesini yapın diye öneride bulunabilirsiniz. Atış serbest bir tane beğeniriz oradan valla çat diye yaparız haftaya görürsünüz. Yaparız. Dönemde önerirseniz ben özellikle çok mutlu olurum. Zeynep her şey açık dönemde değil mi? Kötü, iyi. Tabii her şey açığım. Hatta Yağmurcuğum bir dizi söylemişti. Bak onu izleyemediğim için Forsyth Saga. Arkadaşlar lütfen şunu bir çevirin ya. Ya yazık günah bu dizinin hiç çevrilmiyor abi ya. Çevirmeyin arkadaşlar. Zaten 100 tane izledi buna benzer dizi. Çevirin lütfen. Çevirmeyin. İzleyeceği de bir sürü şey var. Evet. Çekim yapacağız. Bekliyoruz. More Than Salt. Çevrilmemiş. Ya çevirir misin Yağmur? Lütfen abi İngiliz edebiyatı okuyan kızı aldık ya. Haftaya şey yapalım mı bilim kurgu? Sen çok sevmezsin. Ben bilim kurgu 5 yapayım. İlk 5. O kadar diyorsun. Be. Evet arkadaşlar geldik Kıraathane'nin olmazsa olmaz demirbaşına abartılan bir takım kavramları, ürünleri, olayları, kişileri, şahısları ve yapıtları. Tahtından aynen yapıtları tahtından indirdiğimiz o kadim
bölüme, Overrated kataloğuna. Bu hafta Overrated kataloğu İsa'nın son yemeği. Yemek olarak yani. O event olarak Overrated. Hazır görselini de çorlamışken buraya tekrar geliyordur şimdi. Şöylece gelsin Çağnur'cum. İsa'nın son yemeğimiz. İsa'nın son yemeği arkadaşlar, evet, Overrated. Neden? Çünkü her şeyden önce bu kadar kalabalık bir yemek olmaz. Nerede çokluk orada bol kutlak. Kimse kimseyi duyamaz abi. Tak diye arkandan bıçağa, ihaneti görürsün. Bir de arkadaşlar. İçkili ortam yani. Bir de bu kadar insan var. O nasıl bir masa düzeni? Dümdüz masa mı oluyor? Sünnet masası gibi dizilmişler. Yani niye yuvarlak değil mesela o masa? Niye insanlar birbirini karşılıklı görmüyor? Ben masadaki yemekleri de çok başarısız buldum abi, bu arada. Abi İsa'nın bedeni ve şarap, doğru ya, mu? Başka yemek var mı orada? Komünyon muydu neydi ya? Ekmek var. Ya bununla kimse doymaz. Hele 12 kişi mümkün değil. İmkanı değil abi. Umarım mutfakta bir şey dönüyordur. Bu yemeğin hemen öncesidir. Çünkü İsa'nın son yemeği bu olmamalı. Yok. Benim ben, yok. Ben daha bir şey söyleyeyim. Burada zaten yemek yemiyorlar. Poz veriyorlar. Bir de kimse bak abi, bak dikkat eder misin? Kimse İsa'yı dinlemiyor abi masada. Herkes bir kendi ajandasında. Orada dedikodu peşinde. Bak şurada bir fitne fücür olduğunu ben şu anda görüyorum. Sol tarafında. İsa'nın sağ yani. Bize göre sol. İsa'nın sağ. Ben İsa'nın kostümünü beğendim. Tabloya dair beğendiğim bir şeyi söyleyebilirsem. Overrated değil mesela. Bence çok güzel, evet, bir kırmızı ve mavi uyumu. Ama onun dışındaki her şey gerçekten göze batıyor bu tabloda. Bak, İsa'nın minik bebek ayakları da burada. Gördün mü? Ve parmak arası terliğe ne diyorsunuz? Doğru bir portre demek için. Parmak arası terlik. Tabii dönemin popi bir ama, fashion'a ama Takunya gibi biraz da. O, yani günümüzdeki parmak arası terlik gibi. Günümüzdeki değil. Flip flop gibi düşünmeyin yani. Biraz da Takunya gibi. Bir de bu İsa'nın son yemeği değildir bence. Ertesi sabahta bir kahvaltı yapmışlardır kesinlikle diye düşünüyorum. 100. Bu tamamen bence bir tezgah zaten. Bu Leonardo da Vinci'nin tezgahı. Aynen. Da Vinci kendi eserini çıkarmak için yaptığı bir tezgah. Bir de çok da dürüst bir tezgah da değil. Orada bak Magdalalı Meryem'i çizmişsin. Niye arkasına durmuyorsun abi? Bak sene olmuş 2022. Biz hala o insan Magdalalı Meryem miydi onu konuşuyoruz. Ki Magdalalı Meryem'di. İsa'nın soyu var ya, anlatıyor Dan Brown bunu yıllardır. Bak arkadaşlar bir anekdot da yok bu arada geceye dair. Aralarında ne konuştuklarına dair bir anekdot var mı ortada? Yok. Abi bir de sen kocaman sanatçısın ya. Leonardo da Vinci'sin. Niye sipariş üzerine iş yapıyorsun yani? Onu hayata alma. Niye sipariş üzerine iş yapıyorsun? Hep de bir gizem katar. Bak dikkat et. Aynen. Sanatçı sipariş üzerine iş yapmaz. Bu yapmaz 2000'lerde abi. De böyleydi. 1600'lerde de böyle olmalıydı. Milattan önce de böyleydi, olmalıydı önce de böyle da. Olmalıydı da. Aynen. Ne oldu? Seni Ron Howard filmlerine meze yaptı mesela. Ron Howard'ın filmlerine meze oldun meze sen. Meze oldum. Dan Brown'a meze oldum. Bestseller oldun lan. Bestseller oldun. DNR'da ilk sırada satılıyorsun. Evet. Arkadaşlar geldik haftanın inlerine ve outlarına. Hayatımızdan çıkanlara ve hayatımızdan yeni girenlere. İlk maddemiz çok da yeni giren bir madde değil ama her zaman gurur duyduğumuz bir madde. 25 Kasım'da tüm polis şiddetine rağmen, bütün ablukasına rağmen, işkencesine ve gözaltısına rağmen korkmadan sokağa çıkan tüm feminist kadınlar ve LGBTİ artılar her zaman olduğu gibi bu haftanın da yine her haftanın olduğu gibi. İkincisi, Batı Avrupa takımlarının Dünya Kupası'nda sarı kart korkusuyla gökkuşağı kol bandıyla çıkmamasına karşılık olarak İranlı milli futbolcuların ölümden bile korkmayarak marşı okumayı protesto etmesi ve İran muhalefetinin şu andaki bütün öfkesini Dünya Kupası'nda da aynen kendi takımları üzerinden yansıtıyor olmaları. Bunu in maddesine koyduk ama tabii ki İran muhalefetinde futbolcuların bu tavrının nasıl yansıdığını ya da nasıl yorumlandığını elbette bilemiyoruz. İleriki haftalarda yani şimdiden eğer ki bir yanlış bir şekilde birilerini öldüysek de şimdiden özür dileriz. Haftanın üçüncü maddesi arkadaşlar, sürreal ekonomimiz. Bir tarafta Black Friday'de indirim, %70 indirimlerin önünde birbirini adeta öldürürcesine kovalayan topluluklar, iki kazak için bıçaklamalar, birbirini öldürmeler, üzerine basmalar. Bir diğer yanda bir tane bile mont bulamayıp soğuktan donanlar, bir tarafta inanılmaz büyük para harcayanlar ve kazananlar, bir tarafta açlıktan kendini yakanlar. Tuhaf bir modele geldi gerçekten TC ekonomisi. Çok sürreal. İleriki günlerde bakalım biz ne bekleyecek, çünkü Ömer Koç bile tasarruf çağrısı yapmış abi, artık söyleyeceklerimiz bu kadar yani. Durum inanılmaz bir batışa doğru belli ki. Zaten gitmişiz artık, o batışın içinde yüzme vakti bizim için. Kulaç atma vakti. Haftanın ilk out'u TOG arabamız. TOGG arabamız. Büyük bir PR kampanyasıyla yürütülen, bir takım çeşitli AVM'lerin içinde vites koluna bakmak için sıra oluşturan TOG arabamız maalesef yine tabii ki Türkiye'li bir takım zenginlere açılıyor. Yani biz kendi ürettiğimiz arabayı bile orta sınıfın alamayacağı bir TOG haline geldi aslında mesele. Yakışır düşününce tam bir TC hareketi. Tabii ki zengini seven ülkemiz yine zenginleri sevmeye ve kollamaya devam ediyor. İkinci out maddesi
maddemiz arkadaşlar IMAX. Sinemalardaki IMAX salonlar. Bilet fiyatları oldukça 132 TL. Artık IMAX'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Hoşça kal IMAX bebek. Seni tanımak güzeldi. 3-5 film izledik. Kah güldük, kah gülmedik. Ama bir şekilde seni birkaç kere tecrübe ettik. Artık herhalde bir daha görüşemeyiz. Şimdiden hoşça kal. Başka artık başka baharlar, başka hayatlarda. Üçüncü alt maddemiz arkadaşlar artık ne hayatımızdan çıktı biliyor musunuz? Bu sürreal ekonomi vesilesiyle. Sağlıklı beslenme. Artık yediğimiz hiçbir şeyin bir garantisinin ve bir denetiminin olmadığı korkunç yağlar, çürümüş sebzeler, işte zamanı geçmiş sütler arasında cipslerin içinden çıkan farelerle işte gerçekten Uğur Dündar'ın baskın yaptığı pastanelerin artık her yere yayıldığı bir ortam düşünün. Artık arkadaşlar biz buna alışmaya bakalım. Üçüncü gözlerimize, altıncı kollarımız şimdiden hayırlı olsun ileriki nesillerin. Diyelim ve Türkiye inatlarında bu hafta bu kadar. Evet arkadaşlar programı kapatmadan önce birkaç duyurumuz var. Bunlardan ilki geçtiğimiz haftalarda senin de hanede bahsettiğin bir dayanışma çağrısı aslında. Bildiğiniz gibi yeni sansür yasasıyla basının üzerinde çok ciddi bir baskı var şu anda ve bundan tabii ki en çok payını muhalif basın alıyor. Evrensel'de bu sansürle karşı karşıya olan kurumlardan biri 11 Aralık Pazar gününde saat 15'te bir etkinlik düzenliyorlar ve dayanışma bekliyorlar kendi okurlarından. Biz de Hasan'la ikimiz de Evrensel'de yazmış, hatta Hasan benden de daha gelişkin bir ilişkiye sahip bu kurumla. Bu dayanışma şenliğinin duyurusunu yapalım. 11 Aralık Pazar günü 15-19 Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde Halkalı'da bir dayanışma günü var. Biz de Evrensel'le dayanıştığımızı bir kez daha dile getirelim. Bir de hatırlatalım yani bütün reklam alımlarını durdurdu şu an devlet Evrensel Gazetesi'nin. İlan ve reklam alımlarını durdurdu. Yani herhangi bir şekilde reklam ve ilan geliri yok. Aslında tamamen sadece üyelerinin aylık abonesi üzerinden maalesef. Artık bütün geliri buna bağlı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğer duyuru, ülkemizde yapılan en güzel film festivallerinden biri olan Gezici Film Festivali'nin yeni edisyonu şu anda başlamak üzere. 2-14 Aralık arasında Ankara Sinema Derneği'nin düzenlediği 27. Gezici Festival. Yine güçlü bir programla karşımıza çıkacak. Yıl boyunca konuşulan pek çok yerli film var zaten. İşte Karanlık Gece, Kar ve Ayı, Ayna Ayna, Kurak Günler gibi. Çiğdem Sezgin'in Sunası gibi. Dünya sinemasından da yine yıl boyunca festivallerde gösterilmiş. Çok ilgi çeken filmler izleyici karşısına çıkacak. Şehirler de çok cazip. Program çok güzel olmakla birlikte daha önce de katıldığım için hani deneyimlemiş biri olarak da söyleyebilirim. Sinop da Kastamonu da daha önce Kars'ta oluyordu. Başka şehirlerde oluyordu. Bu sene Sinop ve Kastamonu var. Çok güzel geçiyor. Yani gerçekten küçük şehirler, böyle gerçekten sinemaya ilgili insanlarla birlikte izliyorsun. Sadece onlara katılmak için o şehirlere gidip orada da izleyebilirsiniz diyeyim ben de. Bu arada Hasan'la benim en sevdiğimiz filmlerden biri olan All the President's Men de festivalde gösteriliyormuş. Sinemada izlemiyorum. Var mısınız bir Sinop gösterimine gitmeye? Çok isterdim valla. Ben de sinemada görmeyi çok isterdim valla. Belki denk gelir. Kastamonu'ya gideriz. Belki bir gün atlar gideriz. Vallahi gideriz belki. Çünkü Gezici Festivali bayağı bir seviyoruz zaten gördüğünüz üzere. Bir diğer konu da sokak hayvanları. Yine korkunç bir hafta geçti ülkemizde. Korkunç videolar. Ben hiç bakamadım. Belki ben de bakamadım. Hatta özellikle bakmadım ve ilgilenmedim de. Çünkü çok asap bozucu görüntüler varmış. Bu konuda yani ne denilebilir? Konya hayvan barınağı. Bilmiyorum evet. Konya'da yaşanan olaylar. Çok yerde bir toplu bir şey başladı. Sokak hayvanlarına karşı bir nefret üretilmeye başlandı. Organize bir şeye argümente ediyorlar. Organize bir şeye benziyor. Evet organize tabii. Organize ki bir şeye benziyor. Korkunç yani buna karşı ne yapılabilir? Pitbull'larla başlayan süreç buralara kadar geldi. İnsanların güvenliği tabii ki önemli. Bununla ilgili önlemler, düzenlemeler de yapılmalı ama bu tabii ki hayvanları belli bir öldürmek değil. Hayvanları öldürmek olmadığı gibi belli bir güruhun sürekli nefret pompalayıp bir kalabalıklar yaratması ve etrafta böyle bir şey yaratması bambaşka sonuçlar doğuruyor. Yoksa tabii ki belli düzenlemeler yapılmalı. Yani evet, bir canlının yaşamı üzerine kutuplaşamayız. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Bu bir, bir delilik yani. Faşizm gerçekten böyle bir şey. Bu bile iktidar malzemesi olabilir. Döner durur, sokak hayvanını bile vurur. Ya işte. Burada faşizm bir, böyle bir şey yani. Burada bir asgari uzlaşmayı bulmak zorundayız. Yoksa zaten hani bu ülkenin bir arada durmasının bir anlamı yok ki yani. Bu en basit hak yani. Her canlının olan hakkı bu, yaşam hakkı. Berbat bir durum gerçekten. Çok basit bir şey var ya, bir şeyden rahatsızsanız arkadaşlar sorununuzu iktidarla çözeceksiniz. Bu 2+2=4.
Yani ortada bir sorun varsa onun sebebi iktidardır yani. Kim şey, zaten? Başka yani, kim yani onun muhatabı? Sokakta çok fazla köpek mi görüyorsunuz? Bundan korkuyor musunuz? Yani o köpeklerin sokakta başıboş ve saldırgan olmasının sebebi bile insanlar ve belli iktidar ya alanlarıdır yani. Zaten iktidar bunu çözmek istese 50 bin kere çözerdi ya. Dünyanın işte atıyor ya hava, AVM'ler, gökdelenler, duble yollarla hava atıyor ya. Yani oraya istese böyle bir şekilde o hayvanların yani sağlıklı bir yaşam koşullarında hayatlarını devam ettireceği bir barınak yapılamaz mıydı mesela? Ya bunun bin İnsan tane yapılır, gönüllü insanı var ya bir de. Hiçbir şey umurunda değil ki. Yani insan hayatı umurunda değil. İşte gördünüz geçen hafta deprem. Gelen herkes de bir bina korkusu. Çünkü evet yani. Bir de çok yani, iyi biliyoruz ki bir deprem olduğunda bunu yani insan hayatını ön plana alan bir şehirleşme yok çünkü. Yani hayvan hayatını nasıl önemsesin? Umurunda bile değil ki. Ya bir de yani arkadaşlar siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Gören de İsveç'te falan yaşıyorsunuz. Türkiye'de yani dün mesela Beşiktaş'ta birisi bıçaklanarak öldürüldü. Yani sanki tehdit sadece sokaktaki hayvanlarmış gibi. O zaman bütün insanlara da bir yaptırma olsun. Yani Netflix'teki filmlerde gördüğümüz barınaklar gerçek değil arkadaşlar. O filmleri izleyenler ve o barınakları görenler varsa hakikaten onlar yani. Gerçek değil. Gerçek o ne güzel bir barınaktı ya hakikaten. Kal filmindeki barınak gerçekten. Dünyada görmediğim barınak. Ben barınağa düşesim geldi benim vallahi ya. Vallahi billahi neymiş o ya. Ne, köpeklerin ne kadar güzel şartları varmış ya. Evet. Evet, Kıraathane'den bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Like'ı, aboneyi, katılı filan bizi desteklemek isteyenlere hatırlatıyoruz. Haftaya da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Alkışı böyle aşırı bilir kişi gibi yapanlar oluyor ya. Ay, alkışın temposu var. Aşkım ben sana birazdan yazayım mı? Kaydediyorum. Sizi duymaya çalışıyorum. Herkes gibi. Milyonlar gibi. Şanur bize şey yapsana, havaya girelim. 3. Şöyle yapıyorlar ya. Ondan geri sayıyorlar. Sonra 3'te ama... Klaket mi? 3'te saymıyorlar artık. Hani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sonra da böyle yapıyorlar. Kıraathaneye hoş gel. Bir anda yakına baktım. Bak direkt havaya giriyorsun. Oğlum, gördün mü? Biraz daha yakından açıyordum. Değil. O üç gibiler boşuna değil. Aslında Antalya şehir gibi yakında açıyordum. Uzağa çıkıyordum sonra gönüllü. Hasan neler yaptı orada neler. Yine Air'de istiyor musun? İstedin mi onu hakikaten tabii, orada? En ihtiyaç olan şey o bu arada. En ihtiyacı sırada vardı. Arkadaşlar kutsal motoru. Benim bu kendi ihtiyacım bu. Çağnur'la buradan konuşmak ister miydin? Tabii ki. Mesela Çağnur diyecek aslan seste biraz sorun vardı falan. Ben burada bir şeyler yapıyorum. Hiç olurdu. Hayır gerek. Allah. İşte. Allah. Gerekli şeyler de var. Durun konuşmayın. Arkadaşlar Ozan. Efendim. Ablacığım bana bir bardak su getir. Hadi kurban olayım. Ablacığım. Ses 1-2 bir şey var. Oha, 13'teki o bölümü çok merak ediyorum Hasan Bey. Okumayı. Diyordum ki ya o kadar güzel uyarlanacak ki bu iş falan diyordum. Hasan bok etti. Ah Hasan nasıl piç ettiniz o işi Hasan? Sizi hiç affetmeyeceğim Hasan. Hani sizin ne ilginiz var Hasan? Hakikaten ben bunu ben soruyorum. Ekipte o zaman şey bile değildim ya. Yani öyle etkin biri bile değildim yani. Ama tabii ki o berbat etmenin partisiyim tabii ki. Bunu kaçınmayayım yani. Listeyi yapsak olur mu? Hayır ben de bir... Overrated öncesi... Yok annem sağ. Hayır. Ona indirmekte zorlandım. Böyle sever beni aradan sonra. Evet. Rüya bir şey göndermiş. Rüya izleyen geldi. Hadi Rüya bakalım. Bak yayında geldi. Şansım. Beyaz fırın. Rüya ne kadar zarifsin ya. En sevdiğimiz şey. Ben beyaz fırına bayılırım arkadaşlar bu arada. Ne gelmiş pasta mı? Ay canım benim ya. Ne bak. Ne zarif kız ya. Bakın. Ay bak. Notuna bak. Afiyet olsun canlarım. Ağzınız tatlansın istedim. Sizi seviyorum Rüya. Canımız Rüya. Biraz onu kapat da birazdan yiyelim. Aa, ben muzlu yemem. Aa, biraz birazdan yiyelim. Muzlu yapacağım ağzıma. Birazdan. Teşekkürler Rüya. Zeynep çok pis yemek yer arkadaşlar. Her yeri bir öyle şey içinde kalıyor. Böyle yiyor. Gönlüm ben bir kadar tatlık. Aklımda sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma ben. Nay 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 nay